Kalsiyum eksikliği, kemiklerin zayıflamasına ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarına yol açabilir. Ayrıca, yeterli kalsiyum olmadığında, kasların kasılması ve gevşemesi bozulabilir, kalp fonksiyonları etkilenebilir. Belirtileri arasında kemik ağrısı, kas zayıflığı, kırıkların kolayca oluşması, tırnak kırılganlığı, diş çürümesi ve kalp ritim bozuklukları bulunabilir. Ancak kalsiyum bakımından zengin olan bu gıdaları yiyerek kemiklerinizi güçlendirmeniz mümkün. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Kemikleri güçlendirmek için ne yapmak lazım? D vitamini, proteinler, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller, kemiklerin ana besin maddeleridir ve düzenli olarak alınması gerekir. Kalsiyum gibi fosfor da süt ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve özellikle bademden alınır. Kalsiyum eksikliğinde hangi hastalıklar görülür? Kalsiyum, vücudun temel işlevlerini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Eksikliğinde görülebilecek bazı hastalıklar ise şöyledir. Kalpte ritim bozuklukları, ruhsal sorunlar, tansiyon problemleri, ellerde, ağızda ve parmaklarda uyuşma, yutkunmada zorluk, kemiklerin zayıflaması, günlük alınması gereken kalsiyum miktarı. Her kişinin kendine has ihtiyaçları olsa da, uzmanlar, 19 ila 50 yaş arasındaki bireylerin günlük ortalama 1000 mg kalsiyum alması gerektiğini söylemektedir. Gelişme çağında olan gençlerde kemiklerin büyümesi için çok daha yüksek miktarlarda kalsiyum gerektiği gibi, ilerleyen yaşlarda da kemik sağlığını korumak adına daha yüksek miktarlar gereklidir. Çocuklarda önerilen miktar günlük ortalama 1300 mg iken, 50 yaş üzerinde ise bu miktar 1200 mg'dır. 2 yaş grubunda da yeterli kalsiyum tüketimi, farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmaması için büyük önem taşır. Takviye olarak alınan kalsiyumda, günlük dozu birkaç seferde almak önerilmektedir. Her defasında 600 mg'ı aşmadan alacağınız miktarlar, kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini sağlayarak etkisini arttıracaktır. Örneğin günlük 1000 mg kalsiyum alıyorsanız, bunu 2 seferde 500 mg olarak almak daha sağlıklı olacaktır. Kalsiyum kaynağı besinler. Kalsiyum vücutta kendiliğinden üretilmediği için, tükettiğiniz besinler konusunda dikkatli olmakta fayda vardır. İşte, kalsiyum deposu besinler. Kuşkonmaz. Antioksidan ve anti-inflamatuar özelliğe sahip kuşkonmaz, özellikle et yemekleriyle beraber sıkça tüketilmektedir. Otsu bir bitki olan kuşkonmaz, kalsiyum deposu olduğu gibi sodyum, demir, bakır, fosfor, selenyum ve çinko bakımından da oldukça zengindir. İncir. Kalsiyum oranı en yüksek besinlerden biri olan incir, sadece bir adetinde bile 55 mg kalsiyum barındırmaktadır. Aynı zamanda demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini de yüksek miktarda barındırmaktadır. Taze olarak tüketilebileceği gibi, kuru olarak da faydalarından yararlanabilirsiniz. Sarımsak. 100 gram sarımsakta 181 mg kalsiyum bulunmaktadır. Diğer besinlerle karşılaştırıldığında, bu oran oldukça yüksektir. Aynı zamanda, B ve C vitaminleri bakımından zengin sarımsak, antioksidan etkisiyle iltihaplarla da savaşır. Süt. Süt en zengin kalsiyum kaynaklarından biridir. Düzenli süt tüketimi size zengin bir kalsiyum kaynağı sağlasa da, vücutta emilimi için D vitamini ile birlikte tüketilmesi gerekmektedir. Soya sütü. Laktoz intoleransı bulunan kişilerin süt tüketmesi maalesef mümkün değildir. Ancak onun yerine, güvenle içecekleri soya sütü seçeneği bulunmaktadır. Soya sütünün normal sütten bir artısı daha, içerisinde ek olarak protein ve D vitamini içermesidir. Badem. Günlük bir kase badem tüketmek, ihtiyacınız olan günlük kalsiyum miktarının neredeyse yarısını almanızı sağlar. Sağlık açısından çiğ olanları tüketmek, hem fazladan kalori almanızı engeller, hem de daha yararlıdır. Soya peyniri. Vejetaryenlerin en sevdiği besinlerin başında gelen soya peyniri, tofu olarak da bilinmektedir. Mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır ancak, almadan önce üzerindeki besin değerlerini gözden geçirmeniz gerekir. Nohut. Faydaları saymakla bitmeyen nohut, kalsiyumun da bir numaralı kaynaklarındandır. İçeriğinde yüksek bitki proteininin yanı sıra, diyet liflerde bulunur. Tüketildiğinde antioksidan etkileriyle hastalıklarla savaşır ve kalsiyum ihtiyacını gidermek için, vegan seçeneklerin başında gelir. Susam. Susam kalsiyum bakımından zengin bir besindir. 100 gramında bir yetişkinin ihtiyacı olan tüm kalsiyum miktarını barındırmaktadır. Pekmez.
Pekmez size günlük ihtiyacınız olan enerjiyi vereceği gibi, kalsiyum bakımından da iyi bir kaynak olarak tüketilebilir. Ayrıca içerisinde bulunan B vitaminleri, magnezyum, krom ve demir ile oldukça sağlıklı bir besindir. Ayran. Sağlıklı içeceklerde sudan sonra ilk sırayı alan ayran, süt ürünleri arasında da zengin bir kalsiyum deposudur. İçeceklerin arasında en yüksek kalsiyum miktarına sahip ayranı ise, kefir takip etmektedir. Çekirdek. Her türlü çekirdek kalsiyum bakımından zengindir. Bu listede ayçiçeği, kabak çekirdeği ve son zamanlarda popülerleşen chia tohumu da bulunuyor. Yoğurtla birlikte hazırlanacak chia tohumu, hem sağlıklı, hem de zengin bir kalsiyum deposu olarak öğünlerinizin arasında yerini alabilir. Peynir. Peynir de içerdiği süt ile zengin kalsiyum kaynaklarından biridir. Her çeşidini güvenle kullanabileceğiniz gibi, belirli olanları ise daha yoğun kalsiyum içerir. Parmesan peynirler arasında en yüksek kalsiyum değerine sahiptir. Yoğurt. Bir kase yoğurt tüketerek, yaklaşık 700 mg kadar kalsiyum alabilirsiniz. Aynı zamanda, sağlıklı bir prebiyotik, vitamin ve mineral içeriğiyle etkili bir protein deposudur. Mercimek. Hem yeşili, hem de kırmızısı yüksek miktarda kalsiyum içerir. Ayrıca içerisinde çinko, magnezyum ve potasyum da barındırarak, sağlıklı besin seçenekleriniz arasında yer alması gereken gıdalardan. Yağlı balıklar. Balıklar kalsiyum açısından zengin besinlerdir ancak, bu oran yağlı balıklarda çok daha yüksektir. Özellikle somon ve sardalya, kalsiyum ihtiyacınızı gidermenizde büyük yardımcı besinlerdir. Yer fıstığı. Protein, B ve E vitamininin yanı sıra, fosfor, potasyum ve magnezyum bakımından zengin olan yer fıstığı, tam bir kalsiyum deposudur. 100 gramında yaklaşık 100 mg kalsiyum olan yer fıstığı, antioksidan etkisiyle de faydalı bir besindir. Portakal. C vitamini dendiğinde ilk akla gelen portakal, kalsiyum bakımından da en zengin meyvedir. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğu gibi, kemik sağlığını güçlendirmede de büyük rol oynar. Brokoli. Kemiklerinizi güçlendirmek için tüketebileceğiniz sebzelerden biri de brokolidir. Haşlanmış bir bardak brokoli, yaklaşık 65 mg kalsiyum içerdiği gibi, demir bakımından da oldukça zengindir. Kuru fasulye. En az süt ürünleri kadar kalsiyum bakımından zengin kuru fasulye, süt ürünlerini tüketemeyenler için mükemmel bir seçenek olabilir. Bamya. Bamya içeriğinde demir, manganez ve magnezyum dışında, yüksek miktarda kalsiyum da bulundurmaktadır. Stres ve depresyonu azaltmaya yardımcıdır, kalp hastalıklarıyla savaşır ve son olarak kemik yapısını ve sağlığını korumada oldukça etkilidir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.